بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli kardeşler, Arap ırkını veya Arapları hor gören bir anlayış uzun yıllar memleketimizde, insanımızda hakim oldu. Elle yemek yiyen, hurmadan başka yiyecek çeşidi olmayan, inek bile tanımayan, deveden başka hayvan bilmeyen, deve sütü içen, çadırda kalan, erkeklerin de başörtüsü taktığı, medeniyetle ilgisi olmayan kavramları sürekli Arap çağrışımı yaptı zihnimizde. Araplar böyle medeniyeti olmayan, sokakları temiz olmayan, Mekke'yi Medine'yi bile temizleyemeyen anlayışı yüzünden, Arapların böyle görülmesi yüzünden, Arapların yoğunlukta olduğu bir İslami konuyu da maalesef hakkını vererek anlayamadık. Şimdi ashab-ı kiramı ciddi bir şekilde sevdiğimiz halde, onların Allah'ın cennetiyle mükafatlandırıldıklarına inandığımız halde, Medine-i Münevvere'deki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kurduğu devletin bu çağda örnek alınmasına biz bile Müslümanlar olarak ikna olmak istemiyoruz. Bu 8 katlı, 10 katlı binalarda, bu uçakların inip kalktığı şehirlerde, bu hızlı iletişim vasıtalarının bulunduğu dünyada, Medine'de kurulmuş bir devletin yeri olur mu, olmaz mı diye düşünüyoruz. Neden? Hani şimdi diyecekler ki, ya Medine'de kurduğunuz devlet kaç asır ötelerde kurulmuş diyecekler. Ama kafirlerin bize enjekte etmeye çalıştığı Roma hukuku, Roma anlayışı, Batı medeniyeti de asırlar öncesine ait olduğu için asırlar öncesini tenkit etmiyorlar. Eğer asırlar öncesini tenkit ederek başlayacaksan Roma kültürü Medine kültüründen de daha gerilerde. Dolayısıyla seninki daha irticai, seninki daha geri deneceğinden konuyu Arapların beceriksizliğine, işte çadır hayatı yaşayan bir millet veya benzeri biraz önce takdimde ifade etmeye çalıştığım kavramlarla Arapları düşük göstererek, Medine'deki hayatı düşük göstererek, Medine'de kurulmuş olan medeniyetimizin çağlardan herhangi birisine, bu çağa, bundan sonraki çağa cevap verebilecek temeli oluşturmayacağına insanları inandırmaya çalışıyorlar. Yani Araplar deveden başka hayvan gütmeyi bile bilmiyorlardı. Kaşıkla yemeği bilmiyorlardı. Sanki 14 asır önce Orta Asya'da herkes kaşıkla yiyordu. Sanki orada billur bardaktan su içiliyordu gibi. Yani böyle bir toplu tenkitle ya da o zamanki hayat standartlarını düşük göstererek, yaşam tarzlarını hakir göstererek insanların Arapların üzerinden, çöl hayatı üzerinden İslam'ı beğenmemeleri, İslam'ı modern çağa, dünyanın teknikleştiği, dijitalleştiği bir çağa İslam'ı yeterli olmamak şeklinde
yeterli olmayacak şeklinde ayıplama mantığına dayalı bir tenkit var. Şüphesiz bizim o zaman tren vardı Medine'de diyecek halimiz yok. Elbette tren yoktu Medine'de. Elbette kaşıkla yemiyorlardı. Yok canım kaşıklar vardı filan demiyoruz. Ancak Müslümanlar olarak Medine'de ne olduğuna bizim ikna olmamız lazım. Şimdi burada çok ince bir hastalığın asıl mikrobunu teşhis etmek istiyorum değerli kardeşler. Biz Müslümanlar olarak, namaz kılan insanlar olarak, Allah'a ahiret gününe iman etmiş kimseler olarak elhamdülillah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örneğimiz olarak gören kimseler olarak, ashab-ı kiramı bizden ölçülemeyecek kadar iyi Müslüman olarak gören kimseler olarak bir sıkıntımız var. Medine neresi kardeşim? Sorusunun cevabını tahlil edelim. Medine aklına ne getiriyor? Herkes mesela kalemi eline alsın. Medine deyince aklına gelen üç şeyi yaz desin. Bir, Ravza-i Mutahhara. Otomatik cevap. İki, Hazreti Ebubekir'in kabri. Üç, yedi mescitler. Dört, Uhud. Hep bunlar adı. 300 tane de sorsan cevabımız bu. Müslümanlar olarak mikrobu tahlil ediyoruz kardeşler. Medine sana neyi yansıtıyor? İnşallah hacca gidip ziyaret etmeyi hatırlatıyor. Bunlar hep duygusal cevaplar. Hayır. Medine Allah'ın örnek olarak insanlığa kurdurduğu vahiy ile kurulmuş tek devlettir yeryüzünde. İslam devletinin örneğidir Medine. Şimdi dikkat ediniz. Medine deyince ne hatırlıyorsun sorusunda Hazreti Hamza'nın Uhud'daki mezarlığını diyen Müslümanın anlayışıyla. Medine bana 10 yıl içerisinde Allah'ın Cebrail Aleyhisselam'ın talimatlarıyla kurdurduğu İslam devletidir. Niye düşünmüyorum? İşte Araplar deveden başka hayvan bile tanımıyorlardı. Kaşıkla yemek yemiyorlardı. Araplar entari giyiyor, erkekleri bile entari giyiyor. Başlarına bak, başörtüsü takmışlar gibi. Duygusal, basit, yöre farkını, sıcaklık, iklim farkının bile insanın giyimine etki etmeyeceğini zanneden, anlayış yüzünden. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Şoförün birine demişler, benzine çok zam yapılıyor, etkileniyor musunuz? Yok, ben hep 5 liralık alıyorum diyormuş. Ben hep 5 liralık alıyorum, hiç zamdan etkilenmiyorum diyor. Şimdi Medine deyince Hazreti Hamza'nın kabri, orada bir mezarlık varmış, minareler çok güzel. Büyük minareli cami. Kardeşim o cami değil ya, camiyle ne alakası var? Cami sizin mahallede cenaze kaldırma merkezinin adı. O bir yer var ya cenazeleri kaldırmak için, cami dediğin o. O Mescid-i Nebi. Allah insanlığa hangi hayat tarzıyla yaşayacaklarına dair örnek olarak kurdurduğu devletin kurulduğu yer orası. Orası tespih çekme yeri bile değil. Tetik çekme yeri. Mescid-i Nebi'de ashab-ı kiramın tespih çekmeye bile vakitleri olmadığı için. O ne biçim mescid ki? Devlet orada kuruldu. Hastalar orada tedavi edildi. Ordu düzeni o mescidin bahçesinde kuruldu. Yabancı elçiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete gelen yabancı elçiler orada kabul edildi. Devlet protokol törenleri orada yapıldı. Bunun neresi? Cami. Cami, o bahçesinde çocukların oynadığı sizin mahallenizdeki yerin adı. Hani namazdan hemen bir dakika sonra kilitleniyor. Namazdan 5 dakika önce kazara açılıyor. İçeride kameralar da var artık. Ayakkabıyı denetleme numarasıyla cemaati de denetleyen kameralar da kondu. Eskiden melekler camilerde insanların amellerini yazardı. Şimdi kameralar insanların amellerini yazıyor. O cami işte. Cami yok. Ama Medine'deki cami değil. Mescid-i Nebi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bisetinin tahakkuk ettiği yer. Allah-u Teala'nın gönderdiği on binlerce peygamberin
tamamının hedefinin gerçekleştiği yer orası. Medine-i Münevvere'yi hacıların ziyaret ettiği tarihi bir yer olarak gördükçe bunu anlayamayız biz. Medine deyince Hazreti Hamza'nın kabri olarak hatırladığımız sürece Medine'yi bir şey anlayamayız. Hacı efendiler, umreye gidenler Medine'ye giderler. Nasıl gitti? Bize çok iyi bir hoca rastladı. Ne rastladı size? Ne yaptı? Hamza'nın kabrini bir anlattı ki yani çeşme oldu gözlerimiz. Maşallah. Sonra yedi mescitleri ziyaret etti. Sonra Uhud Savaşı'nın olduğu yeri hoca bir anlattı, Allah razı olsun ya. Bir anlattı. Yani bu duygusal çizgi film istiyor. Hamza'nın kabri, öbür Ayşe annemizin kabri, mezarcı. Sen ne işin var mezarcılıkla kardeşim? Sana 10 gün kaldın orada. Senin iman ettiğin devlet bu camide kuruldu diyen oldu mu kardeşim? Ama devlet içkicilere ait bir mefhum olunca tabii bizde zaten devletin incisi yok. Devlet demek içkicilerin, sarhoşların, çalan çırpanların bulunduğu kurum gibi algıladığımızdan biz. Hayır öyle değil kardeşim. İslam'ın bir devleti var. İslam'ın bir hayat anlayışı var. Faizi yasaklamış, zinayı yasaklamış, kumarı yasaklamış, alkolü yasaklamış, emirler getirmiş, yasaklar getirmiş ve bu bir yerde tatbik edilmiş. Allah 10. yılın sonunda tamam, dininiz tamam oldu buyurmuş. Tamam oldu dediği şey nedir? Devlet kuruldu, sistem oturdu, açılın şimdi diye Allah emir verdi. İşte Medine budur. Medine budur. Medine'yi yanlış tanımamızın bedelini, yanlış tanımamızın bedelini çocuklarımıza bile ödettiriyoruz. Nasıl ödettiriyoruz? Çocuklarımızın yaramazlıklarına, eğitimlerine, yetişmelerine, saç tıraşına vesairesine varıncaya kadar filan hadis kitabına bakalım deme ihtiyacı hissetmiyoruz. Filan fakih ne demiş bunu deme ihtiyacı hissetmiyoruz. Neden? Çünkü pedagoglar, çünkü Avrupa'daki eğitim sistemleri bu işten anlar. Ashab-ı kiramın çocukları hep 15 yaşında doğmuştu zaten. Hepsi sakallı doğmuşlardı. Onlar çocuk yetiştirmediler. Onların çocukları buluğ çağı sıkıntısı yaşamadığı için. Biz tıbbımıza varıncaya kadar yeme içme kültürümüz, oturup kalkma ahlakımız, medeniyet denen şey neyse, Medine eksenliyiz biz o konuda. Zaten medeniyet kelimesi Medine'den alıntıdır. Medine kelimesinden Müslümanlar medeniyet diye bir kavram üretmişler. Kelimenin aslı Medine kökenli, uygulamasının Medine ile hiç alakası, her şey Roma'ya satılır. Zihinlerimizi şöyle bir ters çevirmek zorundayız kardeşim. Medine, hacıların ziyaretgahı, hacılar ziyaret ediyor ve başka bir işe yaramıyorsa eğer, o zaman hacıların ziyaret etmesinin dışında işe yaramayan Medine, hacca gitmeyenler için, umreye gitmeyenler, Medine'yi ziyaret etmeyenler için hiçbir değer ifade etmiyor demek ki. Biz namazımızda Medine eksenliyiz. Namazımız Medine'nin namazıdır. Orucumuz Medine'nin orucudur. Sadakamız Medine'nin sadakasıdır. Siyasetimiz Medine'nin siyasetidir. Ahlakımız Medine'nin ahlakıdır. İnsanlığımız Medine'nin insanlığıdır. Biz Medine'ye bağlıyız. Medine'de kurulmuş olan sisteme bağlıyız. Ondan sonra da Medine'den sonra da Abbasiler kuruldu, Selçuklular kuruldu, Osmanlılar kuruldu. Bunlar da adı İslam olan devletler şüphesiz. İsimleriyle bir problemimiz yok. Ama Medine'de Allah'ın peygamberine kurdurduğu devletle Osman Bey'in torunlarına kurdurduğu Osmanlı İslam devleti aynı değil. Birinin kurduranı Allah, birininki Osman Bey. Aralarında ne kadar fark var? Bir Müslüman çıkıp Osmanlı Devleti'nde filan iş yanlıştı diyebilir.
Abbasilerin devletinde filan iş yanlıştı diyebilir. Ne ayıptır nedir artık. Doğru ise dediği doğru. Ama hiç kimse çıkıp Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zekat uygulaması yanlıştı diyebilir mi? Allah'ın kurdurduğu devletle bu fark var. Yeryüzünde Adem aleyhisselamdan beri %100 Allah'ın iradesine göre kurulmuş tek devlettir Medine devleti. Süleyman aleyhisselam da melik oldu. Davud aleyhisselam da krallık yaptı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi Allah'ın şeriatını kamilen uygulayamadı. Niye uygulayamadı? Din zaten kemaline tam ermemişti. Yahudiler vefasızlık yaptılar. Desteksiz bıraktılar. Ashab-ı kiramın onda biri kadar vefa göremedi ki Süleyman aleyhisselam Yahudilerden. Bu nedenle kardeşler, Medine kelimesini zihinlerimizde değiştirelim. Medine, Hazreti Hamza'nın kabrini ziyaret edildiği yer değildir. O, Medine topraklarında bir toprağın yerinin adıdır. Biz Medine'den başka şey anlıyoruz. Biz gittiğimiz her yere medeniyet götüreceğiz derken, her yeri Medine yapmak istediğimizi söylüyoruz. Buna aslında inanıyoruz. İmanımız böyle, bunda bir sıkıntımız yok. Ama bize sundukları, bizi sürüklemek istedikleri mecra, Medine'yi sadece hacıların ziyaret ettiği yere dönüştürme mecrasıdır. Medine ne demek? Hacca gidersin, haccını yaptıktan sonra hurma almak için de oraya gidersin. Hurma almak için. Çok iyi, Medine hurması çok güzel. Hem daha ucuz. Bir de orada pazar var, o pazara gideceksin. Hayır, öyle değil. Hurma burada da var. Hurma Medine'nin kutsalı değildir. Bir Müslüman Medine'den hurma getirmese, Medine'de hurma yemese, dinine zarar gelmez. Ama Medine'de 1430 sene önce ne olduğunu bilmeyen, çok tuzaklara düşer. Medine, İslam tarihinde önemli bir yer filan değil. İslam demek zaten. Medine hayat tarzı demek. Bizi zorladıkları, Müslüman olarak zihnimizi bulandırmaya çalıştırdıkları nokta şu. Medine'de, tamam, Allah bir devlet kurdurdu. Bu devletin başına peygamberini getirdi. Şimdi biz neye inanıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adım bile Allah'ın isteği dışında, emri dışında hareket etmemiştir. El-Hak böyle. Bir harf bile kendiliğinden konuşmadı. Allah ne murad ettiyse, ne emir buyurduysa onu konuştu. Böyle de olması gerekiyordu zaten. Şimdi Medine'de 10 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sistem kurdu. İnsanları yetiştirdi, medeniyetini tesis etti, bu dünyadan öyle ayrıldı. Veda hutbesiyle de perçinlendi bu iş. Böyle inanıyoruz, iman ediyoruz. Şimdi bizi ikna ettikleri, ikna etmeye çalıştıkları, aldattıkları nokta şu. Doğru, biz de Müslümanız. Çok da ahlaklı bir peygambermiş, insanları çok güzel yetiştirmiş, çok güzel. Ama şimdi Medine'de insanlar kerpiç evlerde yaşıyorlardı. Şimdi bu apartmanda aynı şeyleri nasıl yapacağız? Biz öyle bir binada oturuyoruz ki asansörsüz de çıkılmıyor o binaya. Şimdi kerpiç evlerde oturulan bir mantıkla apartmanlarda oturulan mantığı uyuşturmak mümkün değil. Hristiyanlara karşı mahcup oluruz. İtiraz. Bir başka itirazları. O zaman hayat çok basitti. Nasıl basitti? Bir hurma yiyorlardı. Arpa ekmeği yiyorlardı. Gazoz yoktu mesela. Davarlılar gazoz bile bulamamıştı. Ondan sonra diş macunu yoktu. Onun için işte diş macunu yoktu diye bir odun göstermiş Peygamberimiz. Bu odunla dişlerinizi temizleyin demişti. Ne demek oluyor şimdi? Şu demek oluyor. Şu noktaya getiriyor bizi.
Yani diş temizliği konusunda maşallah peygamber çok iyi davranmış. Bak dişinizi temizleyin demiş. Ama bu odunla olmaz bu zamanda şimdi. Niye olmaz bu odunla? Misvak dedikleri şey, onlar odun diyor, biz misvak diyoruz. Bu odun, onların deyimiyle söylüyorum. Bu odun diş temizlemez. Kardeşim, o zaman nasıl temizledi? O zamanki misvak farklı bir misvak değildi. Çünkü o zaman o insanlar senin yediğin gibi ağırlığın kadar bir yıl içerisinde kendi ağırlığı kadar yağ yiyor bir insan. Kakaodan çikolata yapılıyor, onun içine bir daha yağ dökülüyor. Kahve içiyorsun, kahvenin içine boya da katıyorsun. Kahvenin rengi de yetmiyor. Dişlerimizi bizim karşımız kulanya ile bile temizlemek mümkün değil. Bırak sen misvak. Senin yaşam tarzın tabii değil. Ne kadar, yani herhangi bir yiyecek var mı ona boya katmadan yapılıyor olsun? Bakkaldan aldığın hazır yiyecekler arasında boya katılmamış bir yiyecek var mı? En iyisi böcekten möcekten ezip böcekleri bir boya yapıyorlar da tabii oluyor o iş olması. Gıdaya katıyorlar onu. Bir de petrolden boya yapıp o boyadan yiyeceklere katıyorlar. Elbette senin karşısın dişini misvak, fırça, zımpara herhangi bir şey temizlemezsin. Zaten günde 3 defa, 4 defa bir sürü katkı maddeli fırçalarla fırçalandığı halde insanlar 3 ayda bir gidip dişçilerde zımparaya vurduruyorlar dişlerini. Bildiğiniz zımpara. Zımparaya. Gidiyorsunuz dişçinin ötürü zımparayla temizliyor. Başka türlü temizlemez bu dişler. En azından, en basitinden kardeşim Allah elma yaratmış. O elmayı dişleyerek yesen dişlerini de temizlenecek. Diş etlerini de var. Elmayı bile ısırmaya üşenen bir nesilsin. Elbette sana Medine'nin misvağı hayretmez. Elbette o misvak tabii insanlar için. Hayatın kıymetini bilenler için. Sen bir yaşından beri gazoz içiyorsun. İçtiğin gazoz dişini öldürmüş, mideni delmiş sana. Ne yapsın Medine'nin glikozlu hurması? Burada kardeşler Medine'yi ben diş sağlığını anlatmıyorum şimdi. Ama misvağıma bahane yaparak böyle bir odun parçası diye misvağımı alet ederek Medine'yi gözümde nasıl düşük düşürüyor? Onu anlatmaya çalışıyorum. Onun için mi yani bu kadar teknolojiye, bu kadar sağlık gelişmesine rağmen onun için mi insanlar hastanede sürünüyor? Ashab-ı kiramda hiç hastane, sağlık karnesi ondan sonra aşı maşı olmadıkları halde, hiç böyle sağlıkla ilgili bir kavramları olmadığı halde onun için mi 90 yaşına kadar yaşadılar? Onun için mi her birinin 15-20 çocuğu oldu? Kim daha sağlıklı şartlardaydı? O odunla temizledikleri dişlerle midelerinde ülser olmadı. Bizim zımpara yaptır, bilmem şu macun şuna engel, bu florurlu, bu bilmem neli dedikleri halde niye ağzımız hastalık makinesi gibi hastalık üretiyor? Ashab-ı kiram hangi hastanede tedavi gördüler? Mübarek bizim çocuklarımız ana karnındayken aşı görmeye başlıyorlar. Ana karnında çocuk delik deşik oluyor, ilaç yemeye başlıyor. Anne hamile olacak, hamile olduğu müjdesini alır almaz ilaç üstüne ilaç, ilaç üstüne anne bakımda, bebek bakımda, ana da sakat, doğurduğu da sakat. Niye? Hani kabahat benim misvakımdaydı? Hani o odun parçasıydı? Senin şu plastik diş fırçaları maşallah ne sağlıklı bir nesil yetiştirdi ya. Kardeşim, demek ki meselemiz bizim o odun parçasında, senin de lüks fırçanda değil. Yaşam tarzı senin batık bir defa. Sen tabiattan kopmuşsun, robot gibi bir hayat yaşatılıyor sana. İğneyle, kapla, boyayla ayakta duruyorsun sen. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla herkes ölüm adayı olarak dolaşıyor. Yani sağlam bir insan, sen sağlam mısın sağlam? Yok ya sen bir baktırsam sende küçük bir kanser işareti vardı bak adam gitti. Yoksa da gitti zaten. Nasıl olmaz bende kanser? Emekli olanlar niye hemen en yakın hastaneye yakın bir yerde ev tutuyorlar? Çünkü emekli olduktan sonra muhakkak 3 gün bir hastaneye gitmek gerekiyor ondan. Bizi aldatıyorlar. Medine'yi basit gösterip
kendi kurdukları medeniyet isimli canavarlığı bizim gözümüzde abartıyorlar. Yok öyle bir şey kardeşim. Bana ne senin medeniyetinden? Yaşama garantim yok, huzurum yok, gürültüsüz bir saatim yok. Medeniyetin senin olsun. Çöl benim olsun, huzurlu olayım. Kardeşim, babanın oğluna borç vermedi, oğlunun babasına borç vermedi. Dünürlerin birbirlerine selam vermedi. Kardeşler birbirleriyle bir araya gelmedi. Abi kardeş sadece bayramda selamlaşıyorlar. Senin medeniyetin bu. Kimse kimseye bir lira borç vermiyor. Aman borç ister diye telefona bakmıyor kimse. Muhakkak borç isteyecek. Kazara 5-10 kuruşu olan birine selamun aleyküm nasılsın dedim. İlk cümlesi işler çok kötü. İşler çok kötü. Çok kötü, çok kötü. Ödeme sıkıntımız var. Kazara %1 belki borç isteyeceksin. Onun için önceden sana adam cevap veriyor. Sakın borç isteme diye. Senin medeniyetin bu. Medine medeniyetinde de Abdurrahman İbni Avf Mekke'den Medine'ye muhacir olarak gittiğinde Sa'd İbni Rebi ne dedi ona? Bak dedi, Medine'de benim durumum fena değil. Şu tarlalardan beğendiğin senin olsun, sen garipsin burada dedi. Sen sonra Mekke'den karını bıraktın geldin, yalnızsın. Benim 3 tane hanımım var, birini boşayayım da onunla evlen iddeti geçince kadınsız dolaşma buralarda. Medeniyet ve medeniyet. O da medeniyet, bu da medeniyet. He? Alsana abinden 3 lira borç. O da haklı vermemekte. 2 hafta sonra vereceğim diyorsun. 2 sene sonra isteyince çatladın mı daha getirecektik diyor. Medeniyet bu. Efendim kredi kartı faciası varmış memlekette. İnsanlık gitmiş, borç kavramı gitmiş de kredi kartın gittiyse ne yapayım ben seni yani? Biz ölmüşüz kardeşim, ağlayanımız yok. Neymiş? Medine'de mısvak ağacı var. O odunla dişlerini temizliyorlar. Hayır, hayır. Mesele onların derdi mısvak meselesi değil. Hor gösterme meselesi. Asıl gaye insanlık mıdır, diş fırçası mıdır? Asıl gaye nedir? Ben insan olarak mutlu olmadıktan sonra, yarınımı huzurlu görmedikten sonra, akşam evime kapandığımda çoluk çocuğumla huzur içerisinde olmadıktan sonra, ben çölde yaşasam ne olur? Yüksek binalarda 56. 70. katta yaşasam ne olur? Kat sayısına göre benim insanlığım artmıyor ki. Medine bizim medeniyetimizin aslı. Devlet anlayışımız Medine'dir. Hangi devlet anlayışı istiyoruz biz? O ağacın altında yamalı cübbesiyle uyuyan devlet başkanını istiyoruz. Bizans elçisi Medine'ye gelmiş. Müslümanların lideriyle Ömer bin Hattab'la görüşecek radıyallahu anh. Sormuş, devlet başkanınız nerede konaklıyor? Ağacın altında uyuyan bir ihtiyarı göstermişler. Orada oturuyor demişler. O da gitmiş bir ağacın altında uyuyor. Uyuyor adam. Üstü başı yırtık, sökük. Ve bu adam İran'dan Hindistan sınırına ulaşmış. İran'ı düşünün, Hatay, gelin Arap Yarımadası, bugünkü Libya, Afrika, böyle büyük bir devletin başında bu. Bir daha sormuş adam, ben Müslümanların devlet başkanıyla görüşüyorum, Bizans'tan geliyorum demiş, elçiyim ben. Uyuyor dedik ya sana demişler. Ağacın altında uyuyan adamı gösteriyorlar. O, onun sarayında ise İmparatorunun, Bizans İmparatorunun köpeğine bakan adam ondan daha borçludur. Öyle alışmış adam. Gelmiş başında durmuş, bakmış Ömer uyuyor. Meşhur sloganını söylemiş. Adilte fenimte ya Ömer demiş. Adaletinle buralarda uyur hale geldin demiş. Adil olduğun için ağacın altında uyumakta sakınca görmüyorsun. Onun başındaki adamlar zalim despot oldukları için korumalarının yanında bile uyumaktan korkuyorlar. Bizim devletimizin formülleri Medine'dedir. Ahlakımızın formülleri Medine'dedir. Sadakamızın formülleri Medine'dedir. Biz Medine eksenli bir ümmetiz. Başkentimiz Bağdat olmuş. Başkentimiz Şam olmuş. Kahire olmuş. İstanbul olmuş. Çok mu önemli? Önemli olan bizim akidemizin,
yaşam tarzımızın ne kaynaklı olduğudur. O da Medine kaynaklıdır. Medine'den yola çıktık elhamdülillah. Ümmet olarak biz Medine'den yola çıktık. Ondan sonra Kahire'ye uğradık, Bağdat'a uğradık, Şam'a uğradık. Nereye uğradıysa önemli değil artık. Ama akidemiz, ahlakımız, insanlığımız, medeniyetimiz, bize ait ne varsa biz Medine bağlantılı yaşamak zorundayız. Bizim burada kendi içimizde ikna olmamız gereken meselemiz şudur. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kurduğu devlette tren yoktu, bu doğru. Uçak da yoktu. Ne vardı? Deve vardı. Şimdi biz trenli bir hayatı, uçaklı bir hayatı, otomobilli bir hayatı, develi bir hayata nasıl kıyas edeceğiz? Burada bir çekim, kıyası zor, ölçümlenmesi mümkün olmayan bir durum yok kardeşler. Neden? Çünkü önemli olan benim bindiğim şeyin vasıta olması mıdır? Yoksa elimdeki alete direksiyon, dizgin, başka bir şey demem mi önemlidir? Önemli olan benim ulaşmam. Bu ulaşmamı sağlayan araç deve olmuş, dizginlerini de elime almışım ben. Bu bir tarz. Otomobil olmuş, direksiyonunu elime almışım. Bu da bir tarz. Her ikisinde de Peygamberim aleyhissalatü vesselam bana deveye bin, trene bin, öküze bin, böyle bir şey söylemiyor. Ne diyor bana? Vasıtaya binip haram olan bir yere gitme diyor. Eğer helal olan bir yere gidiyorsan istersen füzeyle git. Camiye gideceğim ben. Peygamber Efendimiz aleyhisselam yürüyerek gitti. Ashab yürüyerek gitti. Sen füzeyle git. Evinden oraya sıçrayarak git. Camiye git önemli olan. Oradaki evler kerpiç evlerdi. Bizim evlerimizi bir görsen, çelikten evler yaptık biz. Allah yapmayın demedi ki, komşuluk hakkına riayet edin dedi. Yani ev, kerpiç ev olunca komşuluk hakkı oluyor da, beton ev olunca, beton evde, çelik bir evde, ahşap bir evde, komşuluk hakkı mı olmayacak? Medine'de, bizim yaşam tarzı olarak algılamamız gereken şey fiziki boyut değildir. Medine'nin hurması değildir bizim için kutsal olan. Biz helal ve haramlar biliriz. Yenir mi yenmez mi biliriz. Giyilir mi giyilmez mi biliriz. Araplar entari giymişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle giymiş. Ama bizim ölçümüz tesettürdür. Tesettürü sağlıyor olduktan sonra entari giy, çuval giy, hasırdan elbise yap, kottan elbise yap, nereden yaparsan yap. Çelik elbise yaptın, yap, alüminyumdan yap. Önemli olan ne? Tesettürü sağlasın. Namaza engel olmasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sofrada yerde yedi. Masada yemek haram mı? Hayır. Ne haram? Haram olan ne? Abartılı yemek yemek haram. Yenmeyecek şeyleri sofraya koymak haram. 7-8 çeşit yemekle sofraya oturmakta risk var. Sofranın yerde olması Medine tarzı değildir. O Medine'nin şartlarından dolayı oluşmuştur. Eğer biz helal yiyoruz, midemizi tahrip etmeden yiyoruz, yemeği nimete takdir edilir bir şekilde, nimet olarak anlaşılır bir şekilde önümüze koyuyorsak, sofrada yememizle, masada yememiz arasında bir fark yok. Ama Allah'ın ve peygamberinin yasak ettiği bir şeyi sen sofraya koyduysan, yer sofrasında yesen ne olur bunu, taburede yesen ne olur? Medine farkımız bizim
helaller ve haramlar üzerindendir. Ne yiyeceğimiz, ne yemeyeceğimiz üzerindendir. Masada yiyip yemememiz önemli değil. İçtiğimiz, yediğimiz şeylerde alkol bulunuyor mu, bulunmuyor mu? Önemli olan bu. Domuz mamiri bulunuyor mu, bulunmuyor mu? Bir başka önemli olan bu. Soframıza helal yollarla mı geldi? Bir başka önemli ölçü bu. Bu kurallara uyduktan sonra Medine'de sofrada yenmiş, sen evinde masada yiyor olabilirsin. Bir sakıncası yok. Medine'de kardeşler, kılınan namaz, öğlenin farzı 4 rekattır. İstanbul'da bu değişmedi. Niye değişmedi? Allah böyle söyledi. Medine'de faiz haramdır. İstanbul'da niye helal olsun? Bu zamanda ekonomi değişti. Hiç alakası yok. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz faizi yasaklayıncaya kadar ki dönemde faiz bugünkünden daha fazla yaygındı. Çok fazla yaygın dendi. En güçlü geçim kaynaklarından birisiydi. Sanayi hiç yoktu. Tek geçim kaynağı faiz. Faiz yemeğin masada yenip sofrada yenmesi gibi üzerinde tercih uygulanabilecek bir alan değil. Faiz Allah'ın kesin yasaklarından biri. Bir Müslüman genç bir bayanla sekreter adı altında aynı odada çalışabilir mi? Çalışamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında var mıydı öyle bir şey? Yoktu. Onların büroları yoktu da onun için işte sekreterleri de olmuyordu. Yanlış bir şey bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sekreterden bahsetmiyor ki. Bir erkek bir bayanla halvet halinde yalnız bir yerde kalmasınlar diyor. Bunu sadece sekretere uygulamıyor ki Efendimiz aleyhisselam. Senin evinde de böyle olmasını istiyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bir bayanın kocasının abisi veya kardeşiyle evde yalnız kalmasını da yasaklıyor. Bu kadar basit. Bir hanım kocasının erkek olan abi ve kardeşleri, erkek kardeşleriyle evinde yalnız kalması yani kendi evinde geliyor, kocası yok. Kocasının kardeşi geliyor. Yok, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ölümdür diyor. Bunu kabul etmeyin buyuruyor. Bu kadar hassas bir ölçüyü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koymuş. Sekreter bağlantısı sen nasıl ararsın ki Medine'de? Önemli olan ölçüler. Kardeşler, Medine'yi mezarlıktan, hurma pazarlığı seviyesinden yükseltmemiz lazım. Medine deyince eğer aklımıza hurma, mezarlık, büyük minare, şaşalı bir cami, böyle şeyler aklımıza geliyorsa henüz fikriyatımız çocukluk seviyesinde demektir. İmanımız bizim bir çizgide gittiğimizi gösteriyor. Müslüman olduğumuzu, gördüğümüzü gele gele söylüyoruz. Anlat İslam'ının tarihini dendiğinde gideceğin son noktan Medine'dir. Hayatın Medine'de başlamış. İman Medine'de başlamış. Ama şimdi Medine üstü örtülü bir şehir haline gelmişse, sadece mezarlıklarıyla anılıyorsa, bu neyi gösteriyor? Biz İslam deyince mezarı hatırladığımızı, hurmayı hatırladığımızı, işte minare hatırladığımızı, yaşam tarzını aklına getirmediğimizi gösteriyor. Hayır, İslam minare değildir. O minarelerin hiçbiri Bilal-i Habeşi'nin gördüğü şeyler değildir. İslam minare değildir, ezandır. Ezan da kavramdır. Taş yapı değildir. Allah en büyükse ezan var demektir. Eğer para daha büyükse, kadın şehveti, erkek şehveti daha büyükse, minarelerden Allahu Ekber denmesinin çok ince bir ayrıntısı yok artık. Bir müezzin düşününüz, ezan okuyor, bankada parası var. Bankadan da faiz alıyor.
Bu müezzinin okuduğu ezanın bir içeriği var mı? Bilal-i Habeşi'nin hayy alessalâh derken insanların koşa koşa camiye geldiği heyecanı bu müezzinin ezanından duymak mümkün mü? Bunların temelinde kardeşler Medine'nin mezarlık skan olarak görülmesi var. 10 gün Medine'de kalıp bir Müslümanın 10 gün içinde edindiği kültür, hatıratı sadece mezarlıktan, cami minaresinden ibaretse, hurma pazarından ibaretse, bir de mesela hacıların hatıratındandır, böyle çok önemli. Şimdi yıllarca kalıyor orada haçta bir ay. Bir ay yıllarca orada kalıyor. Gelir şimdi, vallahi bildiğin gibi değil, Mekkeliler çok kaba. Mübarek Medine'liler, evliya insanlar ya. Şimdi bak böyle çok sosyolojik tahliller yapacak, araştırma şirketi olarak gitmiş. Neden? Çünkü onun Medine'ye gittiğinde şöyle bir sıkıntısı var. Mekke'de hacının işi çok. Tavaf edecek, umre yapacak. Tavaf için mesela bir tavaf etmek yarım gün yoğunluğunun ona gitmesi demek, dinlenmesi gerekiyor. Medine'de böyle iş yok. 10 gün avare orada. Yani avare olduğu için gider hurmasını alır vesaire. Boş olunca da Harem-i Şerif'te sohbetler filan vesaire. Ondan sonra bunların hepsi sosyolojik tahlile dönüşür. Geldiğinde Medine muhteşem ya. İnsanlar orada hepsi peygamber terbiyesi görmüş belli oluyor. Adam peygamber terbiyesi görmüş. Pazarlık edecektim. Ya sen Türksün pazarlığa gerek yok. Al istediğin fiyattan dedi adam. İşte medeniyet dediğim bu yani. Gene iki kat pahalı aldı ayrı bir konu. Öyle dedi ya onu anlıyor. Sonra Medine çok mübarek yer. Hepsi Türkçe öğrenmiş. Esnaf Türkçe biliyor. Bütün dünya dillerini biliyor esnaf orada. Dünyanın her yerinden hacı geliyor. Herkesi 15-25 diyecek kadar o dilden biliyor. Şimdi burada kardeşler mikroskop hangi mantığa oturduysa o mikrobu buluyor. Medine çok mübarek bir yer. Niye mübarek yer? Hurmayı istediği fiyattan almış. Biz neyin kavgasını yapıyoruz? Hayatımızda hurma eksikti de hurmayı ucuz bulduğumuz yerden mi yaşamamızı devam ettireceğiz? Bizim kavgamız medeniyetimizin köklerinin sökülmesi üzerine değil mi? Yani illa devlet bazında mı İslam'ın zayiatını konuşuyoruz? Evlerimizde İslam var mı? Hısımlıklarımızı İslam ahlakı üzerine kurabiliyor muyuz? Medine'nin yokluğu, Medine'yi hurmadan, mezarlıktan ibaret, minareden, esnafının ucuz vermesinden ibaret gören mantığımız evlerimizde de bizi eziyor. Müslüman anneler, Müslüman babalar olarak, hafız çocuklar olarak, Kur'an bilmiş, terbiye bilmiş, fıkıh bilmiş çocuklar olarak evlerimizde niye biz Müslümanlığın zevkini tadamıyoruz? Niye iş yerlerimizde maşallah, tebarekallah, Allah bereket versin levhaları bulunduğu halde bereketten iz yok? Niye esnafın sözüne güvenilmiyor? Niye herkes birbirinin malında gözü var halde yaşıyor? Yani biz İslam'ın yokluğunu sadece sokaklarda, işte devletler arası ilişkilerde hissettiğimizi düşünüyoruz. Ben evimde yaşadığım süre, iş yerimde yaşadığım süre uluslararası ilişkilerin üzerimdeki etkisinden yüzlerce defa daha fazladır. Asıl eksiklik evlerde. Evlerde de Medine kayıp. Ama bu eksikliği ben nerede hissediyorum? İşte 10 gün, 8 gün Medine-i Münevvere'de kalıp imanına ait devletin, Allah'ın kurdurduğu, peygamberine kurdurduğu, ashab-ı kiramın emekleri, alın terleri üzerine kurulan devlete ait bir hatıra veya bir cümlecik yakalamadan İstanbul'a geri dönen Hacı Efendi'nin üzerinden zayiatı ben tahlil ediyorum zaten. Dönüp de Medine'de Harem-i Şerif'te şu kadar kapı var. Maşallah ya, say say bitmiyor be. Ne yaptın sen?
Bir kilometrelik büyük bir alanda bir mescit var. O mescidin kapılarını saymış. Onun yerine otursan da orada bir cüz Kur'an okusan olmaz mıydı? Bir yere gidiyorsun kardeşim. O yer senin mezarlıkta üzerine okunmasını beklediğin Kur'an'ın ayet ayet indiği bir yer. Şimdi sorulur, Medine'de ne yapayım ben? Umre'ye gidiyor ya, ne yapacaksın? Bu soruyu sormak bile yanlış. İnsan eline Kur'an-ı Kerim'i alır, oturur, nereye otursam burada en az 30-40 ayet inmişti diye heyecanla o ayetleri okur ya. Oturduğun yerde eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde etmediyse öbür sahabi etmiştir muhakkak. Tarihin bu kadar yüz yüze insanın avucuna kadar geldiği başka bir yer yok ki. Muhaç meydan muharebesi yapılmış. Şimdi üzerine şehir kurulmuş. Ne muhaç var ne meydan var şimdi. Mescid-i Nebi öyle değil ki. Elindeki Kur'an'ın indiği yerler. Cebrail'in girip çıktığı yerler. Bu duygusal anımızı bile biz hurma pazarıyla veya işte diğer sözünü ettiğimiz beton görüntüleriyle, esnaf dedikodusuyla geçirdikten sonra kardeşler birilerinin çıkıp mesela Medine'de ağaçla millet dişlerini temizliyormuş. Adamlar deve gitmekten başka bir şey anladıkları yok diye benim medeniyetimin orijinalini, aslını tenkit etmesine söyleyecek bir sözüm yok artık. Müslüman bile meseleyi hurmadan ibaret görüyor. Uhud'u ziyaret ettim. Ne anladın Uhud'da? Oradan sen fedakarlık nasıl yapılıyormuş? Allah için can nasıl veriliyormuş? Nasıl kadınıyla erkeğiyle peygamberin etrafına etten kemikten surlar örmüşler? Ben de döndüğümde inşallah ben de Allah'ın izniyle peygamberime hizmet edeyim diye bir karar verip gelmedikten sonra film seyretmişsin, Uhud'u ziyaret etmişsin. İslam'ın beş şartından biri mezarlık ziyareti değil ki. İbret almak, bin bir şartından hepsi ama. İbret alması gereken bir ümmetiz biz. Bunun için kardeşler, bugün zihinlerimizde bir değişim yapmamız gerekiyor. Medine hurma pazarı değil. Değil, böyle bir şey yok. Hurma pazarı değil. Mescid-i Nebi cami değil. Hani mevlütler okunuyor, cenazeler gidiliyor. Ondan sonra işte, ölülerin beklediği morglar bahçesinde öyle yer değil. Orası Mescid-i Nebi. Kur'an inen yer. Allah'ın yeryüzünde kurdurmayı murad ettiği İslam devletinin kurulduğu yer. Müslümanların örneği, Kur'an'ın yaşandığı yer. Mescid-i Nebi bu. Efendim, Uhud'a gittik. Uhud mezarlık değildir. Mahalle. Orada bir fedakarlıklar yapılmış. Şirk yüzünü göstermiş. Nifak yüzünü göstermiş. İman yüzünü göstermiş. Kur'an bu üç sahneyi de şirkin, nifakın, imanın orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde o meydanda nasıl imtihana girdiklerini, şirkin azgınlığını nasıl gösterdiğini, nifakın çirkin yüzü nasıl ortaya çıktı, iman nasıl abideleşti göklere kadar yükseldi Uhud'da, bunu anlayıp geri gelirim ben. Cennetül Bekî ziyareti, hemen Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidinin yanı başındaki kabristanlık, orada bir bakıyorsun bir uçtan öbür uca, ortalama 20 bin sahabi var o kabristanda. Osman İbni Affan orada, Efendimizin hanımları orada, Ayşe annemiz orada, kızı Fatıma orada. Bizim gözümüzde türlenen ne kadar büyük insan varsa hepsi orada. Hacı Efendi'nin hatıralarını size anlatayım. Hayır Araplar, bir taş bırakmamışlar taş üstünde ya. Yok kardeşim, Ayşe'nin mezarını arayan yok. Öyle diyecek yerde, ey Hacı Baba, şunu desene sen, şu fani aleme bırak. Bir zamanlar, ta Horasan'dan Libya'ya kadar toprakları idare eden Osman'ın başında tek bir taş yok. Altı cennet gibi bir toprakta yatıyor ama. Demek ki önemli olan toprağın altını ihya etmekmiş. Üstünde taş olsa ne olur, olmasa ne olur canım, Allah Allah. Düşünüp geri gelsene sen. Bir de düşünsene sen, hayatı deptebe içerisinde geçmiş.
belki bayram namazlarını bile kılmamış insanların üstünde saray gibi mezarlıklar var. Ömrü Allah'a secdeyle geçmişlerin üstünde tek bir taş yok. Ama deptebeyle geçmiş, carileriyle keyif sürmüş padişahların mezarının üstünde hiç de mi ezilmezler? Depremlerde kafasına taş da mı düşmez orada? Koca koca binalar var. Demek ki dünyayı ibadetle dolduranın üstünde taş olmuyor. Dünyayı cariyelerle, keyiflerle, saltanatla dolduranın üstünde de taş yiyorlar. Bundan böyle bir ibret alıp gelsene. Medine ziyaretinin mantığı bu. Yok, oradaki mezarlığı Araplar ne hale getirmiş. Senin mezarlığın mermer sultanlığı oldu da çok işe yaradı sanki. Meselemiz bizim mezarlardan ibret alma meselesi mi, mezarlardan mimarlık projesi mi? Neredeyse bir kentsel dönüşümle mezarlıklara yaptıracaklar. Şu çok modern görünecek mezarlıklar. Bunlar hepsi zihnimizin nereye takılı olduğunu gösteren meseleler. İşte kardeşler, Araplar tenkit edilirken, işte Araplar şöyle, tarih boyu bedevi adamlar filan derken, o cümlelerin altından başka mana da çıkıyor. Evet, ırk olarak veya şimdiki Araplar olarak ne överiz ne söveriz. Millet bir millet. Yani İngilizle Arap'ın ne farkı var? İman parlamadıktan sonra alnında onu. Yani mümin bir İngiliz, Allah'a iman eden, sabah namazı kılan bir İngiliz, sabah namazı kılmayan sosyalist bir Arap'tan milyar kere değerlidir Allah katında, bizde de öyle tabii. Ne olursa olsun, sabah namazı kılmış, derisi ne renk olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, Arap'mış, Kureyş, Ebu Cehil de Kureyş'ten, Ebu Leheb de Kureyş'ten, küçük çocuklar, 5 yaşında çocuklar bile tebbet yedâ Ebu Leheb diye kıyamete kadar lanet okuyor ona. Arap olması, Efendimizin amcası olması bir işe yaradı mı? Önemli olan bizim Araplığımız, Türklüğümüz, İngilizliğimiz değil ki, imanımız önemli. Kardeşler, Medine şehir adı değildir. O şehrin adı Yesrib'dir. Şehir olarak adı Yesrib'dir. Medine, Resulullah'ın nuruyla nurlanıp medeniyet merkezi olduğu zamanki adıdır. Dolayısıyla biz Medine'yi iyi bir şehir, hurma pazarı olarak göremeyiz. İçimizde alevlenen hasretin adıdır Medine. O hacıların göstermelik gözyaşlarının hiçbir değeri yok yüzünde. Hamza'nın davasına tutunsana sen, ölüsüne tutunmuşsun. Ciğeri parçalanmış Hamza. O Hamza'nın ciğeri kime feda oldu onu düşünsen. Hamza'nın davası Hamza'dan değerli. Hamza o hale gelmeden 10 sene önce müşrikti. 5 kuruş değeri yoktu Allah katında. Aynı Hamza'ydı. Ebu Cehil'in de kafası kopmuş olarak yan tarafta bir çukurda duruyor. Bir değeri var mı? Üstelik Ebu Cehil ile Hamza akrabalar. Önemli olan Hamza'nın ciğeri değil, ciğerini feda ettiği şey önemli. Dolayısıyla Medine'den ben sistem tazelemesi yaparak geri gelmem gerekir. Medine'yi onun için ziyarete gitmem gerekir. Ben Topkapı Sarayı'nı İstanbul'da niye ziyaret ediyorsam, Medine'ye gidiş mantıklarımdan birisi de o. Üstelik de bir farkla ki Medine'yi ziyaret maksadım benim kimse, o da orada elhamdülillah. Ona da selam verip geleceğim diye düşünüyorum. Kardeşler, meselemiz bizim şehirler meselesi değil, iman meselesi. İnsanlar meselesi değil, dava meselesidir. Allah Medine'ye burada kavuşacağımız günlerimizi yakın etsin. Elhamdülillah.